biliriz. Gerçekten Ethem Sancak acı gerçekleri bir daha söyleyince mi olay oldu? Evet. Turan Bey, bir de Ecevit'le görüştüğünüzü söylediniz. Sizi işte görevden alınma meselesi. Çok farklı şeyler anlattı dediniz Amerika'ya ilişkin. Onlardan, ya Ecevit'in aktardıklarından bizimle paylaşabilecekleriniz var mı acaba? Yani rahmetli aslında tabii buna cevap verebilecek durumda olmadığı için yine konuşmayı çok fazla tercih etmem. Kendisini ziyaret sebebim o süreci daha iyi okuyabilmek ve anlayabilmekti. Ancak bana o dönemde ifade ettiği bir şey vardı bir ev ziyaretinde rahmetli Ecevit'in. Benim parlamentodan ya da görevden ayrılma sürecimin arkasında Irak politikalarına göstermiş olduğum tavırdır demiştir evet. Bana. Bu kadarını paylaşayım sizinle. Yani o süreci anlamak için, daha fazla detaylı anlayabilmek için aslında ben bu ziyaretleri gerçekleştirdim. Anladım. Bir şey daha söyleyeyim size. 1 Mart tezkeresinin yapılacağı oylama gününden bir gün önce Sayın Gül'le görüştüm. Ben dedim bu tezkereye hayır vereceğim. Ama istiyorum ki bana beni ikna edecek, evet dedirtebilecek bir şey söyleyin. Yani hangi gerekçeyle biz evet demek mecburiyetindeyiz? Beni ikna edin, ben de ona göre hareket edeyim. Yoksa ben özgür bir irademle buna inanmıyorum. Bunun Türkiye'nin istikbali için yanlış bir hareket olacağını ve Türkiye'ye gelecek Amerikan askerlerinin geriye dönmeyeceğini düşünüyorum dedim. Ve Sayın Gül bana hiçbir şey söyleyemedi. En son bu çıkışımdan ve bu duruşumdan sonra dedi ki dilediğin gibi karar ver. Bugün az önce Sayın Kahveci'nin dediği gibi parlamentoda böyle bir duruş sergilemek mümkün mü? Parti liderinin karşısına çıkıp veyahut da bir başbakanın karşısına çıkıp, bugün her başbakan yok ama Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkıp beni ikna edin diyebilecek bir milletvekili görebiliyor musunuz? İşte o sebeple şimdi iki büyük partinin, iki büyük muhalefet partisinin temsilcileri var. Bu sebeple diyorum ki güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye için son derece önemlidir. Ve önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye eğer yeniden eski hüviyetine kavuşabilirse ve parlamento eski gücüne kavuşursa Türkiye o zaman gerçek demokrasi yaşamaya başlayacak. Aksi halde bir adamın vereceği karara bütün parlamento öyle ya da böyle uyarsa ve bu sistem devam ederse önümüzdeki yıllarda Türkiye biraz daha sıkıntılı bir süreç yaşayacaktır. Şimdi az önceki konuşmamıza ek olarak şunu da ilave etmek istiyorum. İngiltere'de şu anda en fazla konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi enerji güvenliği. İngiltere sabah akşam enerji güvenliğini tartışıyor ve bununla ilgili seyahatler, ziyaretler gerçekleşiyor ve Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Ve birkaç diplomat arkadaşımla görüştüm, yabancı diplomatlarla. Şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında enerji koridoruna ev sahipliği yapmak konusunda önemli bir çatışma var. Ve burada ipi göğüsleyecek olan ülkenin Türkiye olduğunda herkes hemfikir. Evet. Özellikle Şah Denizi'nden gelen ve Azerbaycan üzerinden Türkiye'yi enlemesine geçerek Avrupa'ya giden enerji hattının bundan sonra daha da önemli hale geleceği söyleniyor. Ve bundan sonra Rusya'nın enerji temini konusunda bir aktör olmayacağı konuşuluyor. O sebepledir ki Türkiye'nin İsrail ilişkileri güçlendirilmiştir. O sebepledir ki Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkiler güçlendirilmiştir. Çünkü şu anda Körfez enerjisi Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçirilecek. Bütün planlar bu yönde. İsrail ile ilgili ilişkilerin arkasında da yine İsrail enerji havzalarından Türkiye üzerinden devam edecek olan bu güzergahın Avrupa'ya ulaştırılması konuşuluyor. Bu sebeple Türkiye yeniden son derece önemli hale geldi. Şimdi bunları niye anlatıyorsunuz Turan Bey? Bir konuya gelmek istiyorum. Yarın Sayın Nebati birkaç kere Londra'ya gitti geldi ve cevap alamadı. Londra'daki tefeciler Sayın Nebati'ye bir 50 milyar dolar para verse, Türkiye'de bir sıcak para rahatlığı olsa, seçim öncesi Sayın Erdoğan bugün 4.250 lira olan asgari ücreti 10 bin liraya çıkartsa, ben size söylememiş miydim seçimden önce her şey rahatlayacak, merak etmeyin işte ekonomi ne kadar başarılı gördünüz mü, Türkiye'nin kredisi ne kadar yüksek, herkes bize para vermek için, bize yatırım yapmak için koşuyor, kapılarımızı aşındırıyor dese ve birazcık fiyatlara yansıma olsa, biraz destek olsa seçim sonucunu etkilemez mi bu süreç sizce?
Ve bunun gerçekleşme ihtimalini görüyorsunuz bu kadar uzun anlattığınıza göre anladığım kadarıyla. Bir süre sonra bakın İsrail'den gelen Herzog Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını kullanarak geçti. Bunların hepsi bir işaret. Bir süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyabiliriz dense ve iktidar kalkıp dese ki bakın biz ne kadar güçlü bir devletiz, ne kadar güçlü bir ülkeyiz, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz tanıtıyoruz dese ve biraz da para gelse seçim etkilenmez mi? İşte bu sebeple diyorum ki dışarıdaki güçlerin Türkiye üzerinde böyle bir manipülasyon güçleri her zaman olabilir. Esas olan bizim Türkiye'de ne yaptığımız ve nasıl bir tavır takındığımız. İnanıyorum ki muhalefet bütün bu gelişmeleri benim mütevazi vizyonumdan çok daha derin bir şekilde değerlendiriyordur, inceliyordur. Çünkü önümüzdeki seçimlerin ben Türkiye için tarihi seçimler olduğunu, çok önemli bir kırılma olduğunu, olacağını görüyorum, öngörüyorum. Ve Türkiye'nin mutlaka bu tek adam rejiminden ve bu süreçten bir an önce çıkıp gerçek bir parlamenter demokrasiye dönmesi gerektiğine inanıyorum. Buna yürekten inandığım için bu görüşlerimi sizinle paylaştım. Gökçe Hanım, ne diyorsunuz Turan Bey'in çizdiği çerçeveye? Yani bu enerji hesapları, işte Erdoğan'ın yeniden iktidarda kalması için, seçmeni ikna etmesi için bir vesile olabilir mi? Bir araç olabilir mi? Buna ek olarak bir de şunu belki konuşmak lazım. Yeni bir mülteci dalgası olabileceğinden bahsediliyor. Yeni bir göç dalgası ve bunlar üzerinden yapılabilecek pazarlıklarla, işte Avrupa ile, Amerika ile veya şu veya bu ülkeyle bozulan ilişkileri tekrar düzeltme çabası olduğu söyleniyor. Şimdi birincisi burada neler dönüyor, kimlerle ne ilişkiler kuruluyor ve oralarda hangi ilişkiler üzerinden ve tabii ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkın seçtiği milletvekillerinin veya şu anda eleştirdiğimiz bir sistem ama yine de Dışişleri Bakanlığı'nın orada belli bir birikime sahip olan bürokratların bilgisi dahilinde olan işler değil. Dolayısıyla ben bir siyasetçi olarak veya bir seçmen olarak şöyle bakıyorum. Ya Allah aşkına, biz burada milletvekillerine oy veriyoruz veya işte bir şekilde bu sistem içinde bir bakan belirleniyor. Bakanlık içinde bürokratlar var, diplomatlarımız var ve Türkiye'nin kısa vadeli, uzun vadeli, orta vadeli planlar neler? Biz bu partilere oy verdiğimizde, bu milletvekillerine oy verdiğimizde, bu cumhurbaşkanı adaylarına oy verdiğimizde bu işin sonunda Türkiye şu konuda şunu yapar diye yarını tahmin edebilen bir kişi var mı şu an Türkiye'de? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içinde dahi veya Milliyetçi Hareket Partisi içinde dahi Türkiye'nin yarın hangi ülkeyle arasının bozulacağı, hangi ülkeyle arasının düzeleceğine dair tek bir tahminde bulunabilecek bir insan var mı? Yok. Aynı şekilde Türkiye'nin içine baktığımız zaman ekonomi politikasına dair, yarın ne yapılacağına dair bir tahminde bulunma imkanımız var ama mı? Ama Turan Çömez şöyle diyor, eğer enerjide yeni bir takım hesaplar şu anda inşa ediliyorsa, bu hesaplar içerisinde Erdoğan yeniden o hesapları yapanlar açısından kıymetli adam haline gelebilir. Yani gelebilir. Erdoğan'ın iktidarda kalmasını isteyebilirler diyor. Değil mi Turan Bey? Yanlış söylüyorsam müdahale edin lütfen. Hatta biraz daha ileriye gideceğim. Yani 20 yıldır Sayın Erdoğan'ın reflekslerini biliyorlar, karakterini biliyorlar, artılarını, eksilerini biliyorlar. Hangi olay karşısında nasıl tavır takınacağını biliyorlar. Böyle bir dış manipülasyonla Sayın Erdoğan'a destek vermeleri çok sürpriz olmaz, çok şaşırtıcı olmaz. Bu bakımdan muhalefet temsilcileri de burada. Her iki değerli sayın siyasetçinin de aslında partilerinin duruşlarını biraz daha dünyaya anlatabilmeleri için zannediyorum çaba göstermeleri gerekiyor. Evet, ben üç şey söylemek istiyorum. Birincisi, Sayın Çömez'in biraz önceki ifadeleri içerisinde bugün mecliste gerçekleri liderlere yüzüne söyleyebilecek bir milletvekili var mı gibi bir cümle kurdu. Ben bunu Adalet ve Kalkınma Partisi için söylemiş olduğunu anlamak istiyorum. Çünkü en azından ben kendi partim için ve şahsım için böyle bir tanımlamanın içerisine girmediğimi ifade etmek isterim. Bu bir. İkincisi. Hemen müsaadenizle düzelteyim Ahat Bey. Konuşmanın heyecanıyla sanıyorum o mesaj yerini tam olarak bulmamış. Tamam. Ben geçmişe adım yaparak o şekilde tamam. Söyledim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi için tanımlamaysa sorun yok. İkincisi, Ecevit'le ilgili değerlendirme. O dönemde ben siyasetteydim. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım. Ve
partim de ortağıydı. Üçlü koalisyon dönemi. Irak'a yönelik harekat için önce Ecevit'e gelinmiştir. O dönemin Amerikan Büyükelçisi ve bir şu anda ismini hatırlamadığım veya hatırlayamayacağım bir Amerikalı Pentagon'dan asker ve yine bir diplomat. Üçlü bir ziyaret yaptılar ve Irak'a böyle bir harekatın yapılması noktasında bakışının ne olacağı soruldu. Ecevit onu ayrıntısına dahi girmeden reddetti. Reddetti. Bir süre sonra da zaten hükümet seçime gitmek zorunda kaldı. Şimdi üçüncü konuya gelince, yani enerji politikaları ve Erdoğan'a böyle bir opsiyon sunulabilir noktasındaki değerlendirmeye gelince, bu sadece Doğu Akdeniz enerji havzaları ile ilgili böyle bir şeyden bahsediliyor. Tabii İsrail gazının özellikle Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledileceği meselesi. Şimdi bakın, İsrail'deki 2009 yılında İsrail'in Tamar havzasında bir gaz bulunmuştur. Denizdeki havza. 350 milyar metreküp civarında bir kapasitesi vardır. Ve 2017-18'de galiba, aklımda yanlış kalmadıysa, Leviathan alanında da bu kez 650-700 milyar metreküplük bir gaz bulunmuştur. Şu anda çıkarılıyor. Şu anda çıkarılıyor. Ve İsrail'in kendi kullandığının ötesinde, yani yılda 62 milyar metreküp kadar Mısır'a gönderiliyor ve Mısır'da İskenderiye'de hazırlanmış ve şey yapılmış olan tesislerde LNG'ye çevriliyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Niye İsrail'le verdin? İsrail'le Mısır'ın böyle bir uzun vadeli anlaşması var. Tamam. Benzer bir olayı Arap ülkelerinden de yine Mısır, Mısır'ı bu işte port haline getirdiler. Getirildi veya en azından. Şimdi başlangıçta evvelki yıl gündeme, daha doğrusu 3 yıl kadar önce gündeme gelen İstmed projesi hem mesafesi itibarıyla hem pahalı oluşu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri buna destek vermeyeceğini söyledi. O projenin ne olduğunu yani, bir